Arkadaşlar merhabalar. Bugün 23 Eylül 2022 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Size çoktandır vermeyi düşündüğüm bir örnek var. Harita üzerinden durumumuz. Türkiye'nin durumu. Kemalistan'ın durumu. Tamam mı? Şimdi bunu harita üzerinden kısaca anlatacağım ben size. Herhalde bizimkiler dünyaya kapalı. Hayatlarında haritaya bakmamışlar. Haritada onlara ne gösterildi bilmiyoruz. Bakın görüyor musunuz karşıda? Şu haritayı. Tamam mı? Şimdi buna bakacağız. Bakın görün bizim durumumuzu. Rezilliği görün. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, bir sene sonra 100 sene olacak. TC, Kemalistan kurulalı 100 sene olacak. 1923'ten 2023'e, tamam mı? Şimdi biz kurulmadan önce arkadaşlar şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Bakın. Türkiye şurası. Ta şöyle Avusturya sınırını düşünün. Tamam mı? Polonya'dan alın biraz. Şöyle Adriyatik, Yunanistan, Kıbrıs, daha Suudi Arabiye aşağı kadar inin, Suudi Arabistan'a kadar. İran'da sınırı zaten. Kasr-Şirin anlaşmasıydı. Biliyorsunuz. Azerbaycan'ı alın. Ondan sonra zaten şeyden Georgia, Gürcistan'dan alın. Böyle bir yer, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, hadi orayı geçtik. Tamam. Yok, sevr mevr diyecekler. Bilmem ne yalanıyla uğraşacaklar. Şu adaları görüyor musunuz arkadaşlar? Şu adalar. Tamam mı? Bakın, burada işte 12 adalar, şu diyoruz, bu diyoruz. Burnumuzun ucundaki bakın, adayı bile Yunanistan'a vermişiz. Ayrıca arkadaşlar, neredeyse 100 senedir işte yok Kemal, Atatürk, Ataput, yok işte İstiklal Marşı, yok bayrak, yok bilmem ne falan diye 100 sene, son 20 senede de farkında olmadan veya olarak irili ufaklı şu adaları da vermişiz. Tamam mı? Bizi oyalıyorlar. Bu ne de işte bu Kemalizmle bilmem neyle bizi oyalıyorlar. Ağızlarına emzik vermişler. Yapacağım o karikatürü bir gün. Bir şeye gideceğim, kreşe gideceğim. Böyle şeyin içerisinde oynayan çocuklar. Ne derler? Ağzına emzik vermişler, oyuncak vermişler. İşte bayrak, ataput, büst, heykel, onlarla oynuyor çocuk. Kafasını kaldırıp bakmıyor. Bak arkadaşlar. Şimdi nereye geleceğim? Bakın İngiltere'ye bakın. Tamam mı? Bu dediklerinizin hiçbir İngiltere'de yok. Ne kişi kültü var, tamam mı? Yani ne kamalları var onların. Atatürkleri var. Okullarda olmadığını biliyorsunuz. Öyle bayrak her yerde yok. Öyle İstiklal Marşı zart zurt okutulmuyor. Tamam mı? Ona rağmen bakın arkadaşlar. Şimdi bakın İngiltere'ye bir bakın. Tamam. Mukayese edin. Bakın İngiltere şurası. Görüyor musunuz? Şurası İngiltere. Şimdi buradan arkadaşlar ya bakın etrafındaki adalardan bahsetmiyorum, tamam mı? Bak UK diyor, United Kingdom, tamam mı? Bu adalardan bahsetmiyorum bile. Abi şok olmanız gerekmiyor mu ya? Bakın birdenbire açılacağım, tamam mı? Ta Indian Oceans, yani Hint Okyanusu'na geleceğim abi, tamam mı? Hint Okyanusu'nun ortasında British Indian Ocean Territory. Onun toprakları, bakın UK'yi görüyor musunuz? United Kingdom. Bakın arkadaşlar, mesafeye bir bakar mısınız? Şimdi şu mesafeye bakın. Bir de Türkiye'nin şu dibine bakın abi. Ne kadar, hangisi büyük olduğuna siz karar verin yahu. Yani bu mesafeyi de mi ben anlatayım? Bak. Bir bu,
Bir de bak İngiltere'den çık, tamam mı? Buraya gel. Ta okyanusun ortası arkadaşlar. Sadece onunla kalsa iyi. Bakın şey bile var. Fransa'nın beğenmediğim Fransa'nın bile bak. Amsterdam diye var. FR bak görüyor musun? Fransa'nın bile var. Fransa'ya girmeyeceğim abi. Abi bakın. South Atlantic şeye Güney Atlantik Okyanusu'na gelin. Geldiniz mi abi? Bakın şurada görüyor musunuz? Bu da UK. Hadi da onları geç. Daha dur. Daha başlamadık bile. Bakın abi şimdi şuradan çıkın, tamam mı? İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan çıkın. Böyle aşağı doğru gelin. Ta Arjantin'e doğru gidiyoruz, tamam mı arkadaşlar? Bak. Arjantin'e doğru gidiyoruz. Geldik mi? Bakın Falkland Islands. UK yazıyor. Bakın arkadaşlar burada. Tamam mı? Hatta şimdiki Prens Charles yani Kral Charles 3 burada işte savaştı. Geldi Falkland Adaları'nda savaştı. Abi mesafeyi bir ölçer misiniz? Arkadaşlar bakın. Mesafeyi beraber ölçelim bak. Buradan çıkıyor. Tamam mı? Bak yahu. Bak arkadaşlar ya. Bak. Gördünüz mü? Bir de şimdi bize bak. Tekrar bak. Şurada mesafe bile yok ya. Santim mesafe yok. Şu yolu sen abi sen nasıl kat ediyorsun ya? Şurayı gidip Arjantin'den alıyorsun burayı ya. Orayı boş ver Arjantin'i. Hadi. Bunu İspanya'da da rahat durmuyor bak. İspanya'da şurada neredeydi Cebeli Tarık? Bir saniye. Bakalım Cebeli Tarık'a bir saniye dur. Arkadaşlar şurada Cebeli Tarık, Gibraltar diye geçiyor. Tamam UK bak. United Kingdom, Birleşik Krallık. Bak İspanya'da bile rahat bırakmamış İspanya'yı. Araya girmiş. Ki rahat bırakmıyor. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bakın burada kısaltmalar var ya. Şurada. Bak. Kısaltmalar var. Bakın burada Türkiye yok. Ya, Türkiye söz konusu olmamış. Azerbaycan var. Azerbaycan bile var. Türkiye söz konusu bile olmamış. Peki siz her gün niye kafa ütülüyorsunuz abi Kemalizmle? He? Niye bayrakla kafa ütülüyorsunuz? He? İstiklal Marşı'yla andığımızda niye kafa ütülüyorsunuz siz bu milletin? Niye oyalıyorsunuz bizi? He? Ağlanması gerekirken şu durumda ağlanması gerekirken siz her şeyi halletmiş gibi miras yediler gibi nedir bu rahatlığınız sizin? Niye oyalanıyorsunuz, kendinizi bırakıyorsunuz? Oturup masaya düşünmüyorsunuz, ağlamıyorsunuz ha? Bu ne rezilliktir yahu? Ha? Bu ne rezilliktir? Bakar mısın şuraya ya? Şuraya bak Türkiye'nin ada, şuraya bak. Mesafe bile yok. Şuraya bak abi, şuraya bak. Birleşik Krallık, İngiltere. Oradan aşağı doğru bakın. Yine fiziki olarak anlatıyorum size. Okyanusun ortasına gidin bakın. Tamam mı? Okyanusun odasına. Bu Hint Okyanusu. Hadi onu boş ver. Güney Atlantik Okyanusu'na git. Ta Arjantin'in dibine git. Tamam mı? Bak. Hadi boş ver. Antarktika'ya gel. Kendi kraliçesinin adını vermiş Antarktika'ya yahu. Şey falan zaten Avustralya. İngiltere'nin. Yani biliyorsunuz onun kraliçesini kabul ediyor. Bunun adaları da ona ait. Kraliçeye yani kraliçeye ait olduğu için burası. Bunun adaları da Yeni Zelanda burada bakın. Yeni Zelanda. Bu da kraliçeye ait. Kanada ile ilgili var mesela. Kanada'ya hemen geçelim Kanada'ya. Nerede? Meksika, Kanada mesela. Kanada'ya ait olan adalar var. O da buraya ait. Kanada biliyorsunuz kraliçeyi tanıyor. Şimdi başka ne diyecektim? Ha, şuraları zaten saymıyorum bile. Bakın. Nerede? Küba gittiğimiz yer. Bakın. Şurada abi. Şöyle bakın. UK. USA. USA da zaten İngiltere'nin kontrolünde. Amerika'nın kontrolü. Amerika İngiltere'nin kontrolünde kurulmuş bir ülke. UK. Bakın Fransa var. Antigua and Barbuda. Montserrat var. UK. Guadeloupe. Fransa. Dominica. Fransa, Martinique, Saint Lucia buranın.
Saint Vincent and Grenadines neyse Barbados. Ondan sonra buranın. Şimdi bakın başka Hollanda bile buralardan şey düşünebiliyor musunuz? Küçük kıç kadar Hollanda bile buralarda adaları var. Meşhur Bermuda arkadaşlar. Bakın. Bermuda. Evet arkadaşlar 23 Eylül 2022 Cuma ben Bahattin Çağdaş. Abi utanmaları gerekirken Kemalizmi savunanların ağlamaları gerekirken ya şu haritaya bakın ya hiç mi bakmıyorsunuz abi haritalara ya? Hiç mi hayatınızda haritaya bakmadınız ya? Şu haritaya bak ya. Abi Türkiye şurası ya. Santim bile yok haritaya göre. Santim bile yok ada. Adalar burundaki adaları vermişsin. Sen hala neyin heykelini dikiyorsun ki? M. Kamal'ın heykelini niye dikiyorsun? Evet arkadaşlar. Yani her gün okutulan istiklal marşlarıyla, her gün işte bir ara vardı andımızla siz niye kandırıyorsunuz bu milleti ya? Arkadaşlar siz de ne hissettiğinizi sorun, bir söyleyin. Bu haritayı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Bakın arkadaşlar tekrar şey yapıyorum. Bakın burası İngiltere. Tamam mı? Burası İngiltere. Buradan çıkacaksın abi. Kuzey Atlantik'ten, tamam mı? Geleceksin böyle. Buralardaki adaları zaten saymıyorum. Bu Bermuda'yı falan saymıyorum. Bermuda, buralar zaten İngiltere'nin. Buradan boş ver gel. Buralardan gel. Ta Hindistan Okyanusu'na gel. Hindistan Okyanusu'na gel. Ortasındaki adalar senin ya, İngiltere'nin ya. Bak şu mesafeye bak abi. Köle ticareti biliyorsunuz şurada başlamıştı. Bir saniye. Şuradan bahsetmiştim ben. Batı Afrika'dan. Buradan da köleler İngiltere'ye, işte Amerika'ya böyle dağıtılmıştı. O ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Ama abi şu ne hissediyorsun ya? Şuradan bak geliyorsun böyle. Burası senin. Şuradan gidiyorsun Arjantin'e. Arjantin arkadaşlar. Burada savaşıyorsun Falkland Adaları için ya. Kral Charles. Prens Charles yani. Burada savaşıyor. Şurası Antarktika'da zaten bahsettim. Avustralya zaten şey İngiltere'nin ve bunun haliyle bunun adaları buraya ait Avustralya'nın. Yeni Zelanda şurası. Bunun kendisi de ait, varsa adalar da ait buraya. Abi Kanada buyur. Kanada buraya bağlı. Buraya bağlı. Bu kadar şeyi olan insanın daha çok övünmesi gerekmiyor mu? Şeyle, putlarla, heykellerle, büstlerle, bayraklarla, andımızla, istiklal marşıyla. Yok. Yok öyle bir şey. Şuraya bak abi ya. Ama sen burada zaten vermişsin. Vermişsin orada zaten adaları. Bir de ayrıca son 20 yılda irili ufaklı vermişsin. Hala neyi övünüyorsun abi sen ya? Utanmalısın lan sen. Yüzüne tükürülmeli lan senin. Kamal dediğin zaman, Kamalizm dediğin zaman. Manyak mısınız oğlum siz? Allah Allah ya. Bir de şöyle bakın arkadaşlar. Hadi ben olmadan tekrardan bak. Gördünüz mü? İngiltere. Bak. Tekrarda fayda var abi. Bunlar her gün Kemal'le kafamızı ütülediler yahu. Şuraya bak. Indian Ocean. Antarktika. Bakın. Kuzey Atlantik. Kuzey Atlantik. Şuralara bak. Ta in aşağıya. Güney Atlantik'e in abi. Şuraya bak. Tamam. Şuraya bak ya. Yani insan önce fark etmiyor. Fakat böyle fiziki olarak yüz yüze kaldığı zaman ne oluyoruz lan diyor. Şuraya bak. Türkiye ile ilgili bir tane kısaltma yok şurada ya. Azerbaycan var arkadaşlar. Şu dünya coğrafyası ile ilgili biz hiç yokuz. Bir Azerbaycan var. Ne oldu arkadaşlar?
Yani yine de azmışız biz. Düşünebiliyor musun? Yani buradan Avusturya sınırı, işte Polonya'dan biraz, Balkanlar, işte Suudi Arabistan falan. Bu şu bölge bak. Yine yetersiz. Abi bir de şu bölgeye bak ya. Şurası. Bak Kanada buraya ait. Amerika zaten bunların kontrolünde. Şuraya bak. Ta Arjantin. Avustralya zaten bunların. Ada bırakmamışlar şeyde. Okyanuslarda. Turks diye bir ada var. Turks and Caicos galiba değil mi? O bile İngiltere'ye ait. Turks, Türkler adası. Şapkası mapkası bilmem işte Türk şapkasına falan benziyormuş diye. Neyse arkadaşlar bağlayalım. Yani övünmek. Yani niye övünüyorsun arkadaşlar? Yani eğer övünmek başarı sonucuysa işte başarı bu. Yani başarı bu yani. Bununla ilgili bunlar niye övünmüyor peki? Niye bunların Kamalı yok? Bunların Atatürk'ü yok? Bunlar her gün bayrağı gözümüze sokmuyor. Her gün andımızı gözümüze sokmuyor. Her gün İstiklal marşlarını gözümüze sokmuyor. Neyse. Peki hisleriniz yazın abi. Şu haritayı gördüğünüzde ne hissettiniz, ne hissediyorsunuz?